Burayı keselim. Dur. Buraları da koyacak mısın? Merhaba. Evet, yine ben geldim. Şimdi sonbahardayız. Sonbahara girdik ve kışa doğru gidiyoruz. Bu yüzden sizin için 5 tane, koskocaman 5 tane motivasyonel ve müzik dolu film seçtim. Bunları anlatacağım. Ama bundan önce ben film eleştirmeni değilim. Bunu neden söyledim? Gelen yorumların çoğu çok güzel, çok teşekkürler. Bir kişi vardı, bir yorumda bulunmuştu. Ben de tekrar hatırlatmak istedim. Ben bir film eleştirmeni değilim. Psikolojik danışmanlık mezunuyum. Evet, ama bunun yanında başka işler de yapıyorum ve ben kendimce seçtiğim dizileri, filmleri, kitapları kendimce anlatmaya çalışıyorum. Genelinde çok memnunum bu konuda bu arada. Ben de kendimden memnunum. Kanal da benimle ilgili çok memnun diye düşünüyorum, mutlu diye düşünüyorum. Zihni teşekkürler orada. Tamam. Siz de memnunsunuz. Genelinde çok güzel yorumlar geliyor ve ben çok mutlu oluyorum. Bir eleştiri aldım. Ben de kendimi tekrar hatırlatmak istedim. Çünkü kendimce filmleri, dizileri, kitapları yorumluyorum. YouTube'da bu işi yapan diğer arkadaşlarım gibi. Ve sağ olsunlar şimdiden bile böyle küçük bir kitle var. Çok seviyorlar. Çok güzel mesajlar alıyorum. Ben de bu durumdan inanılmaz mutluyum. O arkadaşa da teşekkür ederim bu arada bu eleştirisi için. Tabii ki bakacağım bir hatam var mı? Nerede ne yapıyorum diye. Zaten bakıyorum. Şimdi konumuza geri dönüyoruz. Sizin için seçtiğim 5 film. Önce sıralıyorum, sonra anlatacağım. Burlesque, La Familia Belière yani Hayatımın Şarkısı, Whiplash, Coco ve Sing. Bu son ikisi animasyon. Bu filmlerin ortak özelliği nedir? Bol bol müzik var. Müzikli filmler. İki tanesi animasyon ki bayılıyoruz animasyona. Bir de bir ortak özelliği de şöyle anlatayım. Şimdi yaz bitti. Kararlar aldığımız, bazı verilecek kiloların hesaplandığı, bazı atılacak adımların hesaplandığı, verilecek kararların hesaplandığı bir dönem. Genel olarak kış ayı da böyle ama sonbahar özellikle böyle bir ay diye düşünüyorum. Belki moralimiz biraz bozulmuştur, yaz bitti diye hüzünlenmişizdir, istediğimiz şeyler çok yolunda gitmemiştir diye müziğin de büyüleyici dünyasını kullanarak oluşmuş muhteşem 5 tane filmi size tekrar hatırlatmak istedim. Belki içinden izledikleriniz vardır, belki hiç duymadıklarınız vardır. Ama ben bu 5 filmi yani çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Müzik benim için zaten ayrı bir yerde. Belki onun için de beni çok etkiliyor. Ama şey değil mi ya, böyle sıradan bir sahnede bile ya bir müzik koyuyorsun, doğru müziği koyuyorsun o anda, sahne birden bambaşka oluyor. Bilmiyorum, bir tek ben mi böyle düşünüyorum? Oluyor değil mi? Oluyor. Burada öyle bir onay geldi. Oluyor. Evet, o zaman başlayalım. İlk filmimiz Burlesque. 2010 yapımı bir film. 2 saat sürüyor. Bir kız hayallerini gerçekleştirmek için, daha doğrusu hayallerin peşinden gitmek için tek derdi bu. Melekler Şehri'ne gitmek istiyor. Çünkü bu kız şarkı söylüyor. Nerelerde söylüyor? Bizde vardır ya böyle birazcık çekingenseniz, duşta söylersiniz, kimsenin olmadığı yerlerde ama ekosu güzel yerlerde söyleriz. Ben şahsen öyleydim belli bir yaşa kadar. Çok böyle bilinmesini istemezdim. Gizli kapaklı yerlerde böyle kendimce, kendim duyabileceğim kadar. Hatta dolap içine söyleyen biliyorum. Bir arkadaşım da öyle. Ama duymasınlar ama ben duyayım falan diye böyle söylüyordu. Bu da böyle bir kız. Gözünü kapadığı zaman böyle kendini sahnede görüyor. Böyle ışıklar, danslar görüyor. Böyle o parıltılı dünyaya bayılıyor. Ve kendini orada görüyor ama o anki yaşamıyla çok bir alakası yok. Bu yüzden de Melekler Şehri'ne diyor, gideceğim ya, gideceğim diyor. Bunu gerçekleştireceğim. Gidiyor ama tabii ki bir hayatını da geçindirmek zorunda. Yolu burleske düşüyor. Öyle bir dönem ki aslında bir zamanlar çok iyi bir dönemi olmuş, şatafatlı bir dönem geçirmiş. Burlesk ancak bu görkeminden şu anda eser yok şimdi. İçeri giriyor efendim. Gerçekten tam bir Türk filmi klasiği gibi ama böyle romantik komedi şey. Sonra garson olarak orada işe giriyor. Ve bir süre sonra garsonluktan mertebe mertebe atlayarak bazı şeyleri gerçekleştirmeye başlıyor. Ama tabii ki kolay olmuyor. O şatafatlı dünyanın arkasında, o şov dünyasının arkasında neler döndüğünü, neler olduğunu, ne zorluklarla insanların o şovlara çıktıklarını görüyor. Şahit oluyor. Tabii ki kafasında da bunu canlandırıyordu belki ama bu kadarını tahmin etmiyordu. Diğer karakterlerle iletişimini görüyoruz. Diyaloglar çok güzel. Gerçekten o ışıltılı dünya sevenler için o kostüm odası bile çok yükseltici bir şey ya. Bana çok iyi gelen bir şeydi. Yani o görselleri çok güzel çünkü. Değişimcinde tabii ki dans var ve inanılmaz danslar var. Müzikler var. Canlı performans
seanslar var. Bu kişi kim? Oynayan başrol Ali ya da Ellie dediğiniz kişi Christina Aguilera. Yani bir ses var. Evet zaten biliyoruz bir ses var ama inanılmaz güzel. Tüylerim diken diken oluyor. O şarkı söylüyorsa biz ne yapıyoruz falan gibi kafalara giriyorum ben. Çünkü ablamızda her şey var. Hem dans ediyor, hem show, hem kendinden eminlik. Müthiş yani. Çok enerjisini yükseltiyor filmi. Bu arada film kadrosu da efsane. Onların hepsine tek tek girmiyorum. Ama bol ödüllü, altın küresi olan ilk seçtiğim film bu. Burlesque. İzlemediyseniz mutlaka özellikle bu dönem izleyebilirsiniz. Bence kışın da izlenir de şu dönemler güzel gaza getiriyor yani. Özellikle böyle sahneyle ilgili bir iş yapmak istiyorsanız ya da yeni bir şey yapmak istiyorsanız o yola giderkenki zorlu süreçleri de anlatan ama bir yandan da motive eden süper harika bir film. İkinci film Le Bélier Family. Fransız filmi 2014 yapımı. Türkçesi Hayatımın Şarkısı. Bunun da teması, konusu tabii ki müzik ama bir yandan hayallerini gerçekleştirme de var. Bir aile komedisi, aile hikayesi de görüyoruz. Dram var. Ağlayacağınız sahneler de var. Ağlarken güleceğiniz sahneler de var. Yani böyle duygudan duyguya koştuğunuz bir sürü sahne var. Aileyle izlenir, arkadaşla izlenir, tek başına izlenir. Motive edici de bir film. Bir yandan hiç yani motivasyonla ilgili bir derdiniz de yoksa izleyip keyif alabileceğiniz, böyle Fransız köylerini gördüğünüz bir film. Bir kere çok güzel şarkılar da duyuyorsunuz ki buraya gelmişken hemen filmin konusu da anlatmadan şunu hemen söyleyeceğim. Mes champagne, je pars. Je vous aime, mais je pars. Bon heureux, plus d'enfants. Ce soir. Diye. Teşekkürler. O kız bu arada daha iyi söylüyor başroldeki. Ama olsun. Teşekkürler. Bu kızımız şöyle genç bir kız ve bir şarkı yarışması var, düzenleniyor. Buna katılacak mı? Yoksa ailesi hayvancılıkla uğraşıyor. Babası da tam belediye ile ilgili bir adaylık koymuş. Babasına yardım mı edecek? Neden böyle bir çelişkide kalıyor? Çünkü ailede bir de erkek kardeşi var. Ailenin bütün üyeleri işitme engelli. Bir tek bu kızımız işitme engelli değil ve sesi çok güzel ve müziğe karşı inanılmaz bir yeteneği var. Hayallerinin peşinden mi gidecek? Aynı anda yoksa ailesine yardım mı edecek? Çok güzel bir dilema var ortada. Zaten bu arada bu konularla ilgili özellikle müzikle ilgili bilmiyorum siz ilgileniyor musunuz müzikle ama genelde bir şeyin peşinden, istediğiniz bir şeyin peşinden gitmek istediğiniz zaman hayat size böyle bazen engeller çıkartıyormuş gibi görünebilir. Ailenizle ilgili bazı sorunlar olabilir, işinizle, paranızla ilgili. Orada işte neyi seçeceğiniz çok önemli. Kimse inanmasa da kendinize inanıp o yolda devam etmek gerekiyor bazen. Filmde de bunu görüyoruz. Çünkü sonra siz kendinize inanırsanız sonra diğerleri de size inanıyor. Film çok etkileyici. Bir sürü sahnesi var. Ama bu şarkı yarışmasında katılıyor kızımız tabii ama şarkı yarışmasındaki performansı ya beni çok etkilemişti ve ben hemen şarkıyı Fransızca bilmiyorum nasıl söyleyeceğim diye araştırmaya başlamıştım. Da moralim düşük olduğunda ve bazen müzikle ilgili de umutsuz olduğumda ben bu filmi açıp tekrar tekrar izliyorum. Bence siz de çok seveceksiniz. Şimdi üçüncü filme geçiyoruz. Whiplash. Neden böyle yaptım? Çünkü bir bataristi, davulcuyu anlatıyor film. Bir caz bataristini ve Amerika'nın en iyi okullarından bir tanesine girmiş, öğrenci olan tabii ki bir baterist arkadaşımızı Andrew'u anlatıyor filmimiz. Yani bu yolda neler çekmedi ki bu çocuk? İyi bir caz davulcusu olacağım diye. Bir gaddar hoca var ki başında, evlerden ırak. Çocuğumuz da yazık nasıl bir çocuk böyle hani genelde bütün öyle demeyeyim de çoğu enstrümanist iyi müzisyenlerde bu vardır. Tek ilgi alanı davul ve birazcık çekingen. Yani sosyal ilişkileri de var tabii ki ama davul onu daha çok cezbediyor. Daha çok şey buluyor kendinde ve çok pratik yapıyor. Bu yola kendini adamış, inanmış, yumruğunu vurmuş masaya. Ben demiş en iyisi olacağım. Film böyle başlıyor zaten. Sert bir şekilde başlıyor. Sert bir şey. Daha da sertleşerek bitiyor. Yazık ya diyorsun. Yazık ya. Yazık. O çocuğa yazık diyorsun. Şimdi zaten filmin eleştiri aldığı noktalardan bir tanesi de bu. Hani bu kadar da gaddar bir eğitim var mı acaba diye. Vallahi kardeş yani cazda var. Cazda kafamıza vura vura öğretiyorlar diye. Zor bir şey. Sanatta disiplin ne kadar olmalı, müzikte ne kadar olmalı, disiplinsiz bir şey zaten olmaz ama bu insanlar kendilerini buna adıyor. Yani günde 6 saat, 7 saat pratik yapmanız gerekiyor bir enstrümanı çok iyi çalabilmeniz için. Keza vokaller için de öyle. Sanatın her alanıyla ilgili böyle aslında. Yani ressamsanız da kaç saat çiziyorsunuz, boş çizgi atıyorsunuz, renklerle çalışıyorsunuz, bütün hayatınız oluyor. Bu film
filmlerin bunu göstermesi açısından çok güzel. Bu film bu anlamda güzel çünkü bunu çok güzel gösteriyor. Bazen çok sert eleştiri almış bu konuda. Yani bu kadar da mı olur diye ama oluyor. Yani bir kısmı da doğru. Bir kısmı tabii ki film olarak bakın. Bu arada filmin özelliği şu. Aslında kısa metraj olarak önce çekiliyor. 2014 yılında sonra Sundance'dan en iyi film alınca yapımcıların dikkatini çekiyor ve sonra uzun metraj oluyor. Benim bildiğim kadarıyla böyle. Peki bunun yönetmeni kim? Sonra neyi yapıyor? Siz onu biliyorsunuz o filmi ama bunu tabii hiç izlediniz mi bilmiyorum. La La Land'i yapıyor. Aslında ilk filmi gibi. Yani La La Land'den önceki filmi. Whiplash. Çok güzel ya. İçinde caz, yani cazı seviyorsanız bir de müthiş. Hele o konserler ortamını görmek istiyorsanız gerçekten oradaymış gibi oluyorsunuz. Biraz geriliyorsunuz da. Bence izleyin. Andrew'un macerası çok güzel. Bol bol müzik var. Motivasyonel. Biraz zorlu. Kabul. Ama çok güzel. Dördüncü filmimiz bir animasyon. Coco! 1 saat 45 dakikalık çok güzel bir macera. Ölüler diyarında geçen fantastik bir macera. Şöyle ki Miguel adlı 12 yaşındaki küçük çocuğumuz bir gitarist, Meksikalı bir gitariste takık. Bu müzisyene takık. Bu da Cruz. Her gün onun şarkılarını dinliyor. Onunla yatıyor, onunla kalkıyor. Oluyordur yani. Sizde de oluyordur. Sonra bir gün onun gitarını buluyor. Böyle dolaşırken bir yere giriyor ve onun gitarını buluyor. Onun gitarını çalmasıyla birlikte Cruz'a bu arada ulaşamaz. Cruz çünkü ölü. Onun gitarını çaldığı anda birden ölüler diyarına gidiyor. Böyle fantastik dünyamız başlamış oluyor. Cruz'un ailesini, ailesinin arkasındaki hikayesini görmeye başlıyor. Oralarda dolanıyor. Birazcık böyle zamanı da eğip büken bir fantastik animasyon. Tabii ki bu macerada yanına da böyle birazcık üçkağıtçı bir karakter de etkileniyor. Hikaye daha da renkleniyor. O dünyada siz hem müziğe doyuyorsunuz hem maceraya doyuyorsunuz. İnanılmaz tatlı bir animasyon Coco. Zaten animasyon çok seviyorum. Bunu söylemiştim önceki videolarda ama 2018 en iyi animasyon ödülünü aldı ve birçok böyle 11 tane bir yerden ödül aldı, oradan ödül aldı, çok ödül aldı. Müziğe de doyacağınız, maceraya da doyacağınız bir animasyon filmi. Bunu neden seçtim? Bu yüzden seçtim. Aslında o da hayallerinin peşinden gidiyor ve sizi motive de ediyor. Ya gerçek dünyada tabii ki bu olamaz, böyle birden ölüler diyarında olamazsınız ama müziğin şöyle bir etkisi var. Onu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten yaşasın ya da yaşamasın, sevdiğiniz şarkıcıları, müzisyenleri dinlediğiniz zaman, onları icra ettiğiniz zaman, o bestelerini ya da o müziklerini icra ettiğiniz zaman gerçekten sanki onunlaymışsınız gibi hala oluyor ya da öyle hissediyorsunuz. Film birazcık buradan almış fikri. Bence öyle tabii ki. Dediğim gibi bunlar benim fikirlerim, benim görüşüm ve bu nedenle çok seviyorum. Sizi böyle düşler diyarına götürüyor. Ya neden olmasın ki aslında diyorsunuz. Gerçekçiliği olmasa da gerçek olabilecek şeylere de kapı açıyor, motive ediyor, hayal kurduruyor gibi gibi bir sürü güzel şeyi var bu filmin. Dördüncü filmde Coco'ydu. Çok sevdim, çok severek izledim. Siz de seveceksiniz eminim. Ya da bir bakarsınız ama birazcık sabır gösterin. 5-10 dakika sonra daha da canlanıyor film. Böyle. Şimdi 5. filme geçiyorum. 5. filmimiz Sing, yani şarkını söyle diye bulabilirsiniz. Bu da bir animasyon filmi. Komedi, müzikal animasyon. Çok güzel, çok eğlenceli bir animasyon. Film konusu, animasyonun konusu şöyle. Eskiden, bu da aslında ilk film gibi, yani burlesk gibi ama animasyon kısmını düşünün. Çok güzel, şatafatlı bir dönem geçiren bir tiyatronun artık öyle olmaması ve yavaş yavaş sönmeye başlaması, ilgi görmemesi üzerine film başlıyor. Çünkü tiyatroyu kurtarmak için şöyle bir fikir öne atılıyor ve bunu gerçekleştiriyorlar. Bir şarkı yarışması düzenleniyor. Ama bu olay nerede geçiyor? Hayvanlar aleminde geçiyor. Hayvanlar aleminde geçiyor. İyimser bir koala, gangster goril, çekingen, utangaç bir fil. Bunlar tabii ki filme böyle dinamik katıyor. Bunların yarışmaya katıldığını düşünün. İşte bir tanesi zorla şarkı söylüyor, bir tanesi söyletiyor, bir tanesi kendi kendine söylerken birden perde açılıyor gibi sahneler var. Bir şarkı yarışması da görüyorsunuz. Perdelerin arkasında da dönen olayları da görüyorsunuz. Bir birlik, beraberlik hissini de anlıyorsunuz filmde. Bunu hissediyorsunuz. Bol müzikli, bol şarkılı, bol komedili, mükemmel bir animasyon. Görselleri de çok güzel. Herkesin içindeki parlak yıldızı ortaya çıkarmak üzerine böyle bir yarışma düzenleniyor. Film de bunu söylüyor. Bu açıdan da çok güzel bir film. Tabii ki motive ediyor. Yani motive etmez mi? Düşünsenize, yani siz müzikle ilgileniyorsunuz ya da ilgilenmiyorsunuz. Hayvanlar aleminde olmasın. Hani bizim dünyamızda bir şarkı yarışması oluyor. Başvurmak istersiniz, başvurursunuz ve o süreçler sizin için çok önemlidir. Müzisyen olsanız da olmasanız da. Ve bu bir ortak amaca hizmet ediyor. Yani bir tiyatroyu kurtarmak gibi. Filmin neresinden bakarsanız bakın animasyonun çok tatlı, çok minnoş, konusu dolu, karakterler, şeker, böyle çok
Çok tatlı, çok tatlı bu. Bunu da izlerseniz çok beğeneceksiniz. Ben çok beğendim. Burada Amerika'nın son dönemlerde, son dönem dediğim oluyor aslında 3-5 senedir. Hayvanlar alemine inanılmaz bir ilgisi var. Buradan animasyonları da yürütüyorlar. Zootropolis, evcil hayvanların gizli yaşamı, buz devri gibi gibi insanlaştırılan hayvan karakterleri, konuşmaları bunun üzerine gidiyor. Hatta ileri de götürdüler. Yiyecekler bile konuşuyor. Sausage Party vardı, bilmiyorum izlediniz mi animasyon. Artık yiyecekler konuşuyor ve onların bir hikayesi oluyor. Amerika bunu seviyor. Biz de seviyoruz. Yani sempatik duruyor. Bu filmlerden bir tanesi, bu da benim seçtiğim Sing. Çok güzel bir animasyon, şarkı diyorum. Çok güzel bir animasyon. Bol şarkılı, türkülü, güzel, eğlenceli, komik. Seçtiğim 5 film böyle. Ben çok eğlendim bu filmleri izlerken. Çoğunu da ikişer, üçer kere izledim. Sizin için de umarım motive edici, böyle sizi kaldıran, kararlar almanızı sağlayacak, hiç olmadı eğlenmenizi sağlayacak filmler olur ve çok beğenirsiniz umarım. Dediğim gibi bunlar benim seçtiklerim ve beğendiklerim. Bence böyleydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.